YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Kırmızı balon. Tospişim, kırmızı balonumu gördün mü? Bak, kocaman. Tospişim, ama bakmadın ki. Bak, kırmızı balonum senden büyük. İpinden tutuyorum, böyle gökyüzünde gezdiriyorum. Balonum kırmızı elmadan daha büyük. Canım annem benim. İyi ki bana bu güzel balonu almış. Balonu gezdirmek çok eğlenceli. Ah! Eyvah! Balonum! Balon! Balonum gidiyor, keçi! Oh, yakaladım. Canım balonum benim. Kaybetseydim çok üzülürdüm. Nilo'ya balonun çok güzel. Rengi de benim en sevdiğim renk, kırmızı. Teşekkür ederim Mete. Balonum hem kırmızı hem büyük. Balonunla azıcık oynayabilir miyim Nilo'ya? Elbette Mete. Al, sen de gezdir. Nilo'ya bak, balonumu zıplatıyorum. Ah, düştüm. Mete, iyi misin? İyiyim Nilo'ya, ama balonunu kaçırdım. Özür dilerim. İstemeden oldu Mete, üzülme. Balonumu çok sevmiştim. Üzülme Nilo'ya. Hem balonun o kadar da büyük değilmiş. Bak nasıl da küçük. Olur mu Mete? Balonum çok büyük. Şimdi küçük görünüyor. Elim kadarmış. Yanılıyorsun Mete. Tospik'ten bile büyüktü benim balonum. Haklısın, yanılmışım. Parmağım kadarmış. Buradan bakınca küçük görünüyor. Benim balonum büyük. Madem öyle, gidelim balona yakından bakalım. Tamam, hemen gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Tepeye, kaçan balonumu almaya. Ben de geliyorum. Hadi gidelim. Kırmızı balon. Ama yok. Bakın, bizim köy ne kadar minik. Evler, arabalar, ağaçlar, hepsi parmağım kadar. Aslında minik değiller. Buradan bakınca küçük görünüyorlar. Çünkü uzaktayız. Ah! Bizim araba gidiyor. Babamın arabasını ben kullanıyorum. Ben de şu kamyoneti kullanıyorum. Bakın, değirmeni çeviriyorum. Uzaktan bakınca her şey çok küçük görünüyor. Evimiz bile. Minik evimiz. Buradan kapısını çalabilir miyim? Tek tek tek. Anneciğim. Buradan seni duyamaz Nilo'ya. Olsun abi. Mahsusçuktan çalıyorum. Tek tek. Duymadı ama yine de çıktı. Şimdi gidip çamaşırları asalım. Aa! Annem bahçeye sofra kuruyor. Hemen eve gidelim. Karnım çok acıktı. Benim de. Hadi gidelim. Balonumu bulamadık ama ne yapalım? Yemek zamanı. Keçi, gel artık, eve dönüyoruz. Aa, balonum orada. Nerede? Ağacın üstünde. Aa, ipi dallara takılmış. Ben şimdi alırım onu. Balonumu buldum. Canım balonum benim. Nilo'ya balona bakabilir miyim? Tabii ama sakın kaçırma, olur mu? Nilo'ya, balonun gerçekten çok büyükmüş. Baksana, sizin evden bile büyük. Hayır Mete, buradan bakınca ev küçük görünüyor. Balonum bizim evden küçük. Biliyordum ki, şaka yaptım sadece. Şaka yaptığını biliyordum Mete.
bağlayamazsın ki. Evet. Nilay'ın bahçesi. Anne, babaanne. Size yardım edebilir miyim? Ben çok yardımsever biriyim. Mutlaka büyüklerime yardım etmeliyim. Aferin benim tatlı kızıma. Ama biz babaannenle bütün işi bitirdik. Tüh, oysa birilerine yardım etmeyi çok istiyordum. Eğer istersen etrafındaki canlılara yardım edebilirsin. Babaanneciğim, ben canlılara nasıl yardım edebilirim ki? Babaannen doğru söylüyor kızım. Çevrene dikkatle bak. Yardıma ihtiyacı olan canlıları göreceksin. Nasıl yani? Şurada duran ağaca mı yardım edeceğim? Ağaç kardeş, yardıma ihtiyacın var mı? Gördün mü anne? Ağaç cevap vermiyor. Nilo'ya, şu fidana bak. Nasıl da eğmiş boynunu. Bana yardım edin diyor. Artık daha sağlıklı büyüyecek. Demek fidanların da yardıma ihtiyacı varmış. Bekleyin beni canlılar. Yardımsever Nilo'ya iş başında. Hah, arılar. Kardeş. Buldum. Arılar, size çiçek getirdim. Bu çiçekten de bal alabilirsiniz. Arılara daha fazla çiçek lazım. Küçük çiçek, sana nasıl yardım edebilirim? Buldum. Senin için güzel bir şarkı söyleyeceğim çiçek. Duydunuz mu? Çiçekler ne diyor? İlgi lazım bize. Yoksa nasıl renk veririz bahçelere? Duydunuz mu? Arılar ne diyor? Artık desteğe ihtiyacı yok. Tek başına ayakta durabiliyor. Ay, bu küçük fidan boynunu eğmiş. Yardım istiyor. Merak etme küçük fidan. Sana yardım edeceğim. İşte oldu. Kedi, dur, yapma. Fidana zarar vereceksin. Bak, orada taze otlar var keçi. Git onları ye hadi. Oh, gitti. Az kalsın fidanıma zarar verecekti. Aferin benim kızıma. Babaanneciğim. Canım yavrum benim. Ben çok şanslı bir babaanneyim. Kuşları, ağaçları, çiçekleri dinleyip onlara yardım eden bir torunum var. Seni tebrik ederim yavrum. Teşekkür ederim babaanneciğim.
Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Balıklar şekil şekil. Rın rın rın. Tasbik bak, bir sürü balık var. Mete, ırmakta bir sürü balık var. Gel sen de bak. Olur Nilo'ya. Rın rın. Keşke gerçek bir arabam olsaydı. Kırmızı bir araba. Kapısını açardım. İçine binerdim. Vın diye giderdim. Balıklar şekil şekil. Gülen bir yüz oldular sanki. Bak Tosbik. Mete sen de bak. Araba mı varmış? Irmağa araba düşmüş. Hemen babamlara haber vermeliyim. Baba! Ne oldu oğlum? Baba, nehre bir araba düşmüş. Ne? Dedenle Hasan amcana haber verelim oğlum. Aa, baba nereye gidiyorsunuz? Irmağa araba düşmüş oğlum. Irmağa araba mı düşmüş? Ben de geliyorum. Kızım, ırmaktaki arabayı gördün mü? Gördüm baba. Az önce buradaydı. Ama şimdi fındık oldu. Ha? Fındık mı? Evet baba bak. Balıklar aynı fındık gibi. Aa, ha? Murat oğlum, nehre araba düştüğünü nereden duydun? Mete söyledi. Murat beni yanlış anlamıştın. Ben ırmaktaki balıkların bile arabası var demiştim. Balıkların arabası mı varmış? Bu da nereden çıktı? Nilo'ya söyledi. Babacığım, ırmakta bir sürü balık var. Şekil şekil yüzüyorlar. Bazen çiçek oluyorlar, bazen araba. Mete beni yanlış anlamış. Kulaklarımızı dört açıp dinlemezsek böyle olur. Bu ne?
Tospik. Buldum. Bu bir pasta kalıbı. Şimdi bununla çok güzel şekiller yapacağım. Nilo'ya ne yapıyorsun? Mete bak, pasta kalıbı buldum. Bununla pasta şekilleri yapacağım. Bakayım. Nilo'ya bu pasta kalıbı değil. Bu bir gemi dümeni. Bir dümen. Ben Devi Kaptanım. Hadi yolculuğa çıkalım. Kaptan Mete, bizi Karadeniz'e götürür müsün lütfen? Gidiyoruz. Ay, deniz de çok dalgalıymış. Mete, Nilo'ya ne yapıyorsunuz? Bak, gemi dümeni bulduk. Denizde yolculuk yapıyoruz. Bakayım. Bu gemi dümeni değil ki. Değil mi? Değil. Bu bir uçak dümeni. Hadi o zaman uçağa binelim. Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzeredir. Lütfen kemerlerinizi takınız. Ay, bu uçak çok hızlıymış. Ne oynuyorsunuz böyle? Murat bak, uçak dümeni bulduk, uçuyoruz. Bakayım. Ama bu uçak dümeni değil ki. Değil mi? Bu bir uzay aracı. Uzay aracı mı? Evet, hadi uzaya gidelim. Harika, uzaya gidiyoruz. Alırım oyuncağımı elime, nereye istersek götürür bizi. Ay ve yıldızlar, gezegenler, geliyoruz, bekleyin bizi. Oyuncağım götür bizi uzaklara, yıldızlara, hiç bilmediğimiz yerlere, masallara. Hadi. Baba bak, jant kapağı. Hayır baba, bu jant kapağı değil. Bu bir uzay aracı. Tamirciyiz biz. Bozulmuş araçları tamir ediyoruz. Bununla bozulmuş her şeyi tamir edebiliriz. İşte buna çok sevindim. Benim arabamın jantı bozuldu çünkü. Aa, ne oldu jantı? Kapağı düşmüş. Hadi hemen kapağı bulalım. Buldum. Uzay aracı buraya oluyor, bakın. Evet, bu bizim jant kapağı. Jant kapağıymış. Evet, jant kapağıymış. Jantı tamir ettik. Başardık. Çok teşekkür ederiz çocuklar. Sayenizde jant kapağını bulduk. Bir şey değil dede. Ne zaman ihtiyacınız olursa biz buradayız. Her şeyi tamir edebiliriz. Sağ olun kızım. Bakın, yerde bir şey buldum. Ne bu? Bu bir tren. Hadi gidiyoruz. Çuf 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 çuf. Gökyüzü çok güzel. Ay ve yıldızlar ışıl ışıl parlıyor.
Aa, burada parlayan bir şey var. Tosbik bak. Yoksa yavru bir yıldız mı? Evet. Bu yavru bir yıldız olmalı. Daha çok küçük. Ne işin var senin burada küçük yıldız? Ha? Gidiyor. Küçük yavru yıldızlar. Hepsi bir araya gelmiş. Bahçemizi aydınlatıyorlar. Niloya kızım, hadi artık eve gel. Hemen geliyorum anne. Minik yıldızlar, benim uyku vaktim geldi. Şimdi gitmeliyim. Yarın yine görüşürüz. İyi geceler. Gel Tosbiş, eve gidiyoruz. Yıldızlar gökyüzünden inemezler Niloya. Ben de yıldızların yeryüzüne indiğini hiç görmedim. Dün gece bahçemize geldiler. Bunlar yavru yıldızlardı. Pırıl pırıl parlıyorlardı. Aa, çok merak ettim bu yavru yıldızları. Ben de. Gece olsun size gösteririm. Bakın Tosbik'le Tosbağa gidiyor. Tosbik, fazla uzaklaşmayın. Hadi biz de onlarla gidelim, kaybolmasınlar. Dün gece gördüğüm düş değildi. Yıldızlar hep bahçemizde. Büyüklerine baktım, hepsi gökyüzünde. Bunlar yavrusu herhalde. Dün gece gördüğüm düş değildi. Yıldızlar hep bahçemizde. Büyüklerine baktım, hepsi gökyüzünde. Bunlar yavrusu herhalde. Bir yanıp bir sönüyorlardı. Demek ki çok yorulmuşlar. Işıl ışıl parlıyorlar bahçemizde. Küçük yavru yıldızlar. Bir yanıp bir sönüyorlardı. Demek ki çok yorulmuşlar. Işıl ışıl parlıyorlar bahçemizde. Küçük yavru yıldızlar. Tosbik, neredesin? Tosba, neredesin? Merak etmeyin, Tosbik yolu biliyor. Mutlaka dönerler. Tosba evin yolunu bilmiyor ama. Onu daha önce hiç yalnız bırakmamıştım. Üzülme Mete, bulacağız onları. Hadi çocuklar, bahçeyi çok dikkatli bir şekilde arayalım. Ben arka bahçeye bakıyorum. Ben serendere bakacağım. Belki sarı kanatın yanına gitmişlerdir. Biz de oraya bakalım Mete. Hemen bakalım. Tosbik, Tosba, orada mısınız? Kaç Niloya, kaç! Dur sarı kanat, kızma. Kaplumbağalar kayıp, onları arıyorum. Burada yoklar. Belki çalılığın arasına girmişlerdir. Olabilir, hadi gidip bakalım. Ben evden bir lamba getireyim. Gerek yok baba. Yıldızlar bahçemize geldi. Onlar bizi aydınlatır. Yıldızlar mı? Küçük yıldızlar. Niloya haklıymış. Gerçekten gelmişler. Nasıl olur? Yıldız değil. Ateş böceği bunlar. Ateş böceği mi? Ama yıldız gibi parlıyorlar. Evet anne bak. Yanıp yanıp sönüyorlar. Ateş böcekleri de tıpkı yıldızlar gibi etraflarını aydınlatabilir. Bakın burada bir şey var galiba. Sesler geliyor. Bir bakalım ne varmış. İşte kayıp kaplumbağalar burada. Tosbik! Tosba! Seni çok merak ettim. Canım Tosbik'im benim. Demek ateş böcekleriyle oynuyordunuz. Hadi biz de oynayalım. Bahçemizin yeni ışıkları. Ateş böceği Tosbik'i çok sevdi. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun.